başı! Yavrum! Yavrum deme bana! Artık annem değilsin! Yalvarırım böyle konuşma! Dinle beni! Her şeyi anlatacağım sana! Hiçbir şey anlatmana lüzum yok! Hepsini biliyorum! Seyrettim seni! Bütün kalbimle nefret ediyorum, iğreniyorum senden! Bir söz vardır! Ne ölüme ne ölüne derler! Bizimki de böyle olacak artık! Hayır, imkansız! Ne olur devam etme! Bir kelime daha söyleme! Hakikati bilmiyorsun! Hakikati çirkin kelimelerle yüzüne vurmaya mecbur etme beni! Dinimiz anaya hürmeti emreder! Herhalde senin gibi analar için değil bu emir! Ama gene de bu emre karşı gelmek istemiyorum! Onun için sus! Yoksa küfür ederim, parçalarım seni! Allah aşkına dur kızım! Dinle yavrum! Çek ellerini, kirletme beni! Alnıma öyle bir leke sürdün ki ömrüm boyunca temizleyemem artık! Kendimi Tanrı'ya adasam gene de fahişenin kızı kalacak adım! Babamın bizi niçin terk ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum! Şerefli, namuslu bir insan senin gibi bir kadınla yaşayamaz çünkü! Hayır! Yemin ederim ki hayır! Ne yaptımsa senin için yaptım! Sana her şeyin en güzelini vermek için yaptım! Hiçbir şey istemezdim ben! Yeter ki yanımda olaydın! Bir dilim ekmek, yamalı bir yorgan ama lekesiz bir ana olaydım! Bulaşık yıkardım el kapılarında, tahta ovardım! El alemin kirini avuçlardım! Yeter ki namusuma kara sürmeyeydin! Günahkarsın! Adi bir kadınsın sen! Dur! Dur gitme! Allah'ın huzurunda yemin ederim ki günahkar bir kadın değilim! Bütün suçum gördüğün kadar! Ama gidersen, bu kapıdan çıkarsan pişman olursun! İşte o zaman lekeli bir kadın, fahişe bir anne nasıl olur görürsün! Hayatım boyunca unutamayacağın kadar düşerim! Çamurdan, çirkeften beter olurum! Gidersen hiçbir şey kurtaramaz beni, hiç kimse! Düşeceğin kadar düşmüşsün sen, bırak da kendimi kurtarayım! Turgut Giray babanız mı oluyor sizin? Evet babam, elimdeki adrese göre burada olması lazım. 4 sene evvel ayrıldı buradan, adresini bilmiyorum. Fakat Rumeli Hisarı'nda bulabilirsiniz. Turgut Bey'i herkes tanır, kime sorsanız gösterir. Affedersiniz, Turgut Bey'i arıyorum. Adresi neymiş? Rumeli Hisarı'nda herkes tanır dediler. Doktor Turgut Bey. Doktor Turgut Bey mi? Yoksa bizim Adem Turgut'u mu arıyorsun sen? Adem Turgut mu? Öyle, ondan başka Turgut adında doktor yok buralarda. Biraz ileride Hristo'nun meyhanesi var, oraya sor, muhakkak orada demleniyordur. Mersi. Doktor civanım geldi, şu tansiyonumuzu bir yokla bakalım, zom olmadıysan tabii. Zom olmaz bizim doktor eskisi. Aleti eline alıncaz, Bernard denen o kefereye pabucunu ters giydirir. İlacı da bazı ters verir ama. Geçenlerde sinir ilacı diye yarım düzineyi salafı yutturdu bana, motor dolu biçim bozuldu, ya! Kesin alayı be! Sıkışınca doktor diye yağ çekersiniz, iki tek atınca da gırgırı alırsınız, olur mu be? Yavrum benim! Ne arıyorsun burada? Neden geldin? Annen, sen...
Seni arıyordum baba. Sana geldim. Bana mı geldin? Neden? Niçin arıyorsun beni? Sebep ne? Ne olursa olsun gelmemeliydin. Aramamalıydın beni. Görüyorsun işte. Görüyorsun. Peki, gel. Gel şuraya. Otur. Yavrum benim. Yok, en iyisi eve gidelim. Hadi, gidelim buradan. Etraf çok karışık. Toz ve pislik içinde. Merak etme, düzeltirim şimdi. Aslında göründüğü kadar fena değildir. Akşamları yorgun argın geliyorum eve. Yalnızlık kötü şey. Çok kötü. Çok içiyorsun galiba. Evet. İçiyorum ama pek çok sayılmaz. İnsan yapacak bir şey bulamayınca içiyor işte. Otursana kızım. Böyle daha iyi. Bir dakika. Bırak baba. Ben düzeltirim hepsini. Konuşalım daha iyi. Doktorluğu niçin bıraktın? Bırakmam lazımdı. Ama niçin? Neden soruyorsun? Sebebini öğrenmek istiyorum. Her şeye rağmen kızınım senin, öğrenmek hakkım. Tabii hakkım. Ama anlatamam ki. Anlatması çok güç. Her şey birbirine karıştı. İyi güzel olan her şey kirlendi, çamura bulandı. Anlatsam da anlayamazsın. Öylesine karmakarışık her şey. Öğrenmek istediğim bazı şeyler var. Onlara cevap ver baba. Neden ayrıldın? Neden terk ettin bizi? Bilmiyor musun? Hayır, bilmek istiyorum. Mükemmel bir kadındı annen. Sevişerek evlenmiştik. Sen küçüktün henüz. Belki para, şöhret, belki de kanımdaki şeytan uğursuz bir maceraya sürükledi beni. Kötü, bayağı bir kadına tutuldum. Pavyonlarda soyunan satılık bir kadına. Geri döndüğüm zaman da beni affetme. Anlatmadı bana. Böyle olduğunu söylemedi. Anlatmaz. Kendi gururunu kurtarmak için değil, senin hayallerini yıkmamak için. Beni hayalinde kötü bir baba olarak yaşatmamak için yapmaz. Mükemmel bir kadındı. Beni niye aramadın hiç? Nasıl ararım kızım bu halimi? Her şeye yeniden başlayabilirsin baba. Başlaman lazım. Çünkü burada senin yanında kalacağım artık. Burada mı? İmkansız. Çocuksun sen. Kirasını güç verdiğin bir odada sarhoş, alkolik bir babanın yanında nasıl yaşarsın? Yuvana dön sen. Hayır. Asla dönmeyeceğim. Kararlıyım buna. Sen de bir şeyler yapmalısın. Benim hatırım için hayatını bir düzene sokmalısın baba. Sefalet içinde yaşamak, aç kalmak için gelmedin buraya. Aç mıydın orada? Sefil miydin? Hayır. Neden terk ettin öyleyse? Sebebini anlatamam. Anlatmadığına göre suçlu olmalısın. Benim gibi. Belki de sana en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda bıraktın onu. Tıpkı benim gibi. Ben de ona en çok sevdiği, en fazla güvendiği bir anda kalleşçe vurdum. Bana çekmişsin kızım. İkimiz de nankörüz. Nankör! Nankör dünya, nankör!
Ana var yalın kat olur, ana var 40 kat olur derler. Senin gibisini buldu da bunadı kızım. Gece gündüz onun için çalıştın. Yemedin yedirdin, giymedin giydirdin. Bir bakıma da iyi oldu ya, ne mal olduğunu anladın kızının. Ağır ol Minnoş, kızım hakkında böyle konuşma. Onun da hakkı var. Bütün dünyası, inancı bendim. Hepsini yıktım. Kim bilir ne kadar acı çekiyordur şimdi. Kim bilir nereden. İt iti bulur derler, merak etme. Okuluna dönmediğine göre babasının yanındadır. Ya değilse? Öğrenmesi zor değil ya, ben gider sorarım. Evet, çok iyi olur Minnoş. Hemen git ne olur. Bir an evvel meraktan kurtulurum. Tevekkeli değil, ana yüreği köpek yüreği dememişler. Minnoş! Ben de gelsem çok iyi olacak. Bazı meseleleri konuşmam lazım onunla. Hadi, çabuk hazırlan öyleyse. Hristos.